Evet, Borsa İstanbul'daki dalgalı seyir devam ediyor. Bugün ciddi bir tepki hareketi gördük. %4'ün üzerine çıktı bir ara endeks. Hatta şöyle 5000'lere doğru bir deneme de yaptık. %4'ün üzerine yükselerek 4927'leri test ettik. Şimdi piyasa bir miktar geri çekiliyor. %1'lerde şu an endeksin yükselişi ve böylelikle 4785 puandan işlem gördüğümüzü söyleyebiliriz. Evet, Viyop'ta da %0,33'lük yükseliş izliyoruz. Dolar Türk Lirası 18,78'lerde, Euro Türk Lirası 20,21'de ve sepet kurda da 19,5 civarındayız. Altın tarafına döndüğümüzde sabahki gibi ons altın 1883 dolarda, haliyle o da gram altın fiyatlarını 1137 TL'de tutmaya yetiyor. Biz Borsa İstanbul'u dün konuştuk. Bugünkü haliyeti huriyesiyle birlikte bir kez daha değerlendireceğiz. Çünkü dün biz konuştuktan sonra endeks devre kesti. Bugün %4'e yakın yükselişler gördük. Yani bu da zaten açıkça ciddi bir oynaklığa işaret ediyor. O yüzden değerli hocamız Ahmet Mergen'e dönelim. Yine endeksle başlayalım. Hocam selamlar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Dalgalı bir seyir var diyorsun. Dalgalı da değil. Sizin bir tabiriniz vardı ya, roller coaster diye. Hakikaten son gelen yatırımcıların başı döndü. Ne oluyor burada ya? Biz kriptodan kaçtık geldik. Burası daha beter çıktı diye. Yani burası, ben bir zamanlar Bakırköy'de çalışıyordum. Bakırköy şubesinde bir aracı kurumu. Bilirler herkes nerede çalıştığımı da. Böyle lodos olduğu zaman o deniz otobüsü nasıl böyle sallıyor biliyor musun? Yukarı aşağı. Yani Bakırköy'e gidene kadar Kadıköy'den terör yaşarsın neredeyse, böyle ay ay falan filan. Yani normal büyük vapurlarda Kadıköy Karaköy attığında o Turan emeksizler falan, inkılaplar falan vardır eski. Barış Manço'nun falan o vapurlar, paşa bahçeler falan. Onlara binip en tepeye çıktığın zaman güverteye, orada sıkıntı olmaz. Öyle dalgaya bir gelir, vurur dalga. Yani vapur bir o tarafa bu tarafa sallanır. İçeride bir sürü tabii, yani dalgalı denizlerde pek seyahat etmeye alışık olmayanlar işte hap map içer. Midelerinin rahatsız olmaması, dolayısıyla olmaması için filan da. Yukarı tarafta güvertede tepeye doğru yükseldikçe yani su seviyesinden iyi yatarsın oraya buraya doğru. Bayağı da zevkli olur yani. Bir keresinde aşağı tarafta şimdiki gibi böyle şey kapılar yok. Yani şimdiki gemilerde böyle mekanik olarak kapıları otomatik olarak kapatıyorlar. Yani kayan kapılar falan var böyle. Sliding doors dedikleri. Şimdi eskiden öyle bir şey yoktu. Tam gemiden önce çıkacağız diye biz de orada seyahat ediyoruz. Karşıdan dalgayı gördüm. Lodos gemiye doğru geliyor yandan. Eyvah dedim Ahmet. Üst tarafta borular falan vardır. Sıçradım, boruya tutundum. Benim altımdan dalga öteki taraf bir taraftan geldi, öteki taraftan çıktı. Ama büyük bir dalga değildi, ama yani tahtaları mahtaları ıslatarak gitti yani. Bizi de herhalde ayağımızı kaydırırdı, orada bir sürüklenebilirdik. Yani öyle bir dalgalı, şimdi de burada dalgalı. Yani aşağı doğru sert bir satış geldi. Ortalama civarında tutunmaya çalışıyor. Yani bu ortalamada durur mu, durmaz mı? Yalnız burada iyi dikkat etmek lazım. Yani herkes buradan dönecek, menecek. İşte seçim var. Kesinlikle aşağı bırakmazlar falan, böyle laflar dolaşıyor Twitter'da. Yani Twitter dünyasına inanırsan o işin iş. Son iki senede ne alırsan giden 820'den kalkıp 5700'e kadar gelen bir piyasa. Herkes bunun içinde büyüdü, son gelenler. Ve bunların arasında herkes şu anda hiç düşüş yaşamadı ki. Bir kere düşüş yaşadılar, onda da panik oldular. Ne zamandı? İşte Merkez Bankası Başkanı'nın görevde alındığı zamandı. Pat 1600'den 1250'ye indi. Yani eski rakamla 160 binden 125 bine. Panik sardı etrafı. Bir battık gidiyoruz bile. Ama onun dışında devamlı yukarı giden bir piyasaydı. Herkes alıştı. Zannediyor ki millet hep böyle gider piyasalar. Hep böyle gitmez. Yani arada sırada böyle bir tokat atar. Backhand,
ters bir şekilde elinin tersiyle bir yerde yuvarlar. Bir de yer tokat atar. Biraz dikkatli olma zamanı geldi gibi. Bunu da zaten belli ettim. Ben bu piyasayı sevmiyorum ya dedim. Biraz mola alma zamanı. Hala efendim şifreli konuşuyorsun hocam falan filan. Neyin şifresi ya? Yani bu kadarcık artık lafı da anlamıyorsan oho gelme buraya arkadaş. Burada işler o kadar kolay değil. Burası zeki insanların. Bir anlamda konuyu bilmeyen, finansal açıdan pek fazla bir şeyden anlamayan insanların resmen parasının alındığı, transfer olduğu bir yere döndü. Bütün piyasalar böyledir ama dünyada. Yani akıllı olmayanın, akıllı davranmayanın parası akıllı davrananın cebine doğru akar. Öğreneceksin, bir şeyler yaşayacaksın, onlardan da deneyim kazanacaksın. Yani lay 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 hep yukarı. Ben de istiyorum lay 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 hep yukarı gitsin. Keşke gidebilse. Ama zaman zaman mola alma durumu var. Anlatıyoruz artık. Daha nasıl anlatacağız ki? Benzini bitti arabanın diyoruz. Benzin doldurmak lazım. Sen bir yerden bir yere seyahat ederken arabana benzinle bir kere koyup aynı benzinle gidiyor musun? 5000 kilometre. Gitmiyorsun arkadaş. Çeşitli yerlerde duruyorsun, dinleniyorsun, benzin dolduruyorsun, arabanın yağına bakıyorsun. Bir sürü işler oluyor. Bu da bunun gibi. Şimdi buralarda gidiş geliş iyi. Ortalamaların etrafında yukarı aşağı ne dedik? İki ortalama arasına sıkışır dedik. Repo mepo bilmem ne yok efendim satışa zorlanmış da bilmem neymiş de sonra o Nisan'a attırılmış yani ertelenmiş falan ondan dolayı düşüyormuşmuş falan filan. Bahane çok. Niye düşüyor? Birileri kârlarını realize ediyor ya arkadaş. Bir fiyat niye düşer? Arz talebi yendiği zaman düşer. O kadar basit. Bir şey artık gözden kısa bir süre için bile olsa gözden düşüyorsa fiyatı da düşer. Burada şimdi iki ortalama arasında gidip gelip yukarı gitti, dip yaptı falan filan diye içeriye biraz daha para çekip Allah muhafaza. Buradan da çakarlarsa 4711'de durmaz dedim. Buradan bir daha çakarlarsa 4300'e kadar yolu var. De hocam ya sen de hep karamsarsın. Ya ben karamsar falan değilim. Ben sana söyleyeyim de. Ben karamsar olsam 500 dolarlık hedefim olmaz. Ama her gün gitmez bu piyasa. Güzel kardeşim. Ben kaç senedir söylüyorum bu endeksin 500 dolara gideceğini. 150 dolardı bu endeks. Dolar bazında konuşmaya başladığım zaman. Zaten dolar bazında endeksi Türkiye'ye getiren benim ya. Dünyadan haberiniz yoktu. Artık sıkılmaya başladım mütevazi olmaktan da. Baktım şimdi herkes dolar bazında falan son 3-5 aydır. Good morning America yani ne hoş geldin. Amerika çoktan keşfedildi. Gerçek anlamda para kazanıp kazanmadığını, yabancının ne halt ettiğini, yabancının maliyetinin nerede olduğunu falan bilebilmek için bakmak lazım. 25 senedir bakıyoruz. 93'ten 94'ten beri. Data yok, bir şey yok ülkede. 92 senesinde. İMKB'nin kendisinde de yok. Yani bu gördüğün datalar, matalar o zamanlar çıkmış. Şimdi bakıldığında yani buralarda kendinize dikkat edin. Ha, dolar bazında tekrar 500 dolara gidecek ama ne dedim? Yani büyük çanağın tamamlanması için zaman lazım. 8 senede buraya gelmişsin 2013'ten beri. 2020-2021'e kadar. İnmişsin 125 dolara. Şimdi bazıları konuşuyor. Endeks 2000'e iner. Anladın mı? Endeks 2000'e İnerse dolar zaten 20 liraya yakın. 2000 lira endeks. Evet, dolar 20 lira civarında. Evet, böl bakalım. 100 dolara getirdin. 100 dolar neresi? 125 dolar zaten 150 dolarda dibi var. 3 aşağı 5 yukarı. Ama bütün dipler 125'te oldu.
4 senedir orada. Ortalamalar yükseliyor. 190-200'e doğru geliyor dolar bazında. Ama geçilen seviye 225. Sen şimdi endeksi 100 dolara indiriyorsan 2000 liraya 100 dolarda da alma. Alma. Sen artık 50 senti beklersin. 50 doları beklersin. 50 dolarda da zaten nereye gideceğini biliyorum. Yani affedersin başı kesilmiş tavuklar gibi oradan oraya çırpınarak dolar veya altına koşarsın en tepede. Bu işler öyle. Bunu yaşadığım için biliyorum. 94'te yaşadım, 98'de yaşadım, 2001'de yaşadım, 2008'de yaşadım, 2013'ün sonunda yaşadım, 2018'de yaşadık. Yani onun için buralarda eğer hakikaten gene mal veriliyorsa, listeler dağıtımdaysa o zaman 4700'de durmaz arkadaş. Daha aşağılarda malları, listeleri geri almak için aşağıya doğru sürüklerler. Gaddar bir oyun değil mi? Evet. Gaddar. Yani kendine dikkat etmezsen gaddar bir şey. Yani öyle lay lay lom değil hakikaten. Paralar çok para kazanıldı. Doğru yani helali hoş olsun. Beni ilgilendirmiyor. Hayatımda hiçbir zaman kimin ne kadar para kazandığını, kimin ne yaptığını, kimin nerede nereye seyahat ettiğini, kimin kimle gezdiğini, kimin parasını nasıl harcadığı konusunda en ufak bir şeyim yok. Yani öyle bir isteğim yok öğrenme gibi. Bana ne ya? Ben kendi hayatıma bakarım. Kendi hayatımdan memnun muyum? Memnunum. Allah'a şükür. Benim kaderim şimdiye kadar böyleymiş. İyi bir kader çizmiş. Bitti gitti. Herkes de kendisine biraz bakmalı. Kendi hayatınızda, kendinizle mutlu olmalısınız ki yani etraf da size bakarak en azından bir şeyler kapsın. Bunu yapıyor, bunu yapıyor. O oraya gitti, bu buraya gitti. O şunu aldı, bu bunu aldı. Ne aldıysa aldım. Helali hoş olsun. Kime ne? Bana ne? Bakıldığında. Benim tek şeyim, hani bakmam gereken size de tavsiyem. Başkalarının felaketi, başkalarının ruhsal çöküntüsü, parasal çöküntüsü üzerinden para kazanmayın. Hani olur da tesadüfen kazanmışsanız da bunun üzerinde lütfen gez gez gerinmeyin, konuşmayın. Yani batan bir insanın elinden zorla alınmış, yani işte icraydı bilmem neydi. Bu tür yerlerde ne arazi alırım birisinin, ne evini alırım, hiçbir şeyini almam. Onun ahı benim üstümde çıkar. Benim hayat felsefem bu. Almam. Ya hocam borsada alıp satıyorsun. Oradan kazandığın para birilerinin eninde sonunda kayboluyor. Olmuyor. Benden sonrası ben satsam bile benden sonra zaten alıyor başını gidiyor. Alan kazanıyor yani. Hiçbir zaman en tepeyi beklemem. Rahatsız olduğunuz zaman, sıkıntılı bir durum varsa çıkın. Bir de herkesin yani herkesin borsayla ilgilendiği nereye sorsan o ne olur abi, bu ne olur abi, şu ne olur abi. Sizlere bile devamlı olarak akraba o bu falan her yerden geliyorsa o zaman sıkıntılı bir dönem. Herkes mallanmış demektir. Herkes aldı. Ve bunu satarlar. Onu söyledim. Yani Twitter'da. Ayakkabı boyacısı hikayesine dönmesin dedim. Ama bazı şeyleri direkt daha nasıl söyleyebiliriz hocam? Yani kurallar çerçevesinde bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Yani şunu alın, bunu alın, bilmem neyi yapın, şöyle yapın. Bir süre sonra sizi yönlendirmek istemiyorum. Ama sizi bilgilendirmek de istiyorum. Ha, teknik analizde her şeyin sonu mu? Değil. Şirketi tanıyın, patronunu tanıyın, neyin nesi olduğunu tanıyın, yönetim kurulunda insanlar varsa tanıyın. Bu şirket insanlara 10 senede, 20 senede
para kazandırmış mı? Bu şirketin hayat felsefesi, iş felsefesi nedir? Hep bana, ortaklarından ay hiçbir şey vermiyorum mu? Böyle bir şirket bana yaramaz, size de yaramaz. Devamlı zırt pırt sizden para istiyor. Nereye istiyor? Yatırım yapacaksa eyvallah. Yatırım da yok. Sermayeye para getirin. Yeter kardeşim. Bu halka arzlar. Yani yatırımcının tek para kazanacağı yer haline geldi. En sonunda. Her halka arza hurra diye dalıyor. Niye? Biliyor. Spekülatörler alacak onu. 8-10 tavan yaptıracak. O da orada karambolde kazanacak. Çoğuna sor. Acaba şirketin en ufak bir şeyini biliyorlar mı? Yok. Ama bu 25 sene önce de böyleydi zaten. Halka arzda en önemli soru şudur. Yatırımcıdan gelen. %10 yapar mı abi? Açılıştan sonra taban yapar mı abi? Yaparsa tamam. Hoppa. Burada bıraktık %10'u. 5 liradan halka açılıyor. 30 lira oluyor. 30 lirada hurra da oluyor millet. Hurra tamam da çünkü 30 liraya giderken yatırımcının elinde mal yok ki. Kurumsal yatırımcıya bilmem bir şu kadar milyon, bilmem ne yatırımcısına şu kadar milyon lot. Küçük yatırımcı da 152 tane, 38 tane, 24 tane. Ya onunla 5 katı yapsa ne olacak? Alışveriş yaparken almak istiyor. Alamıyor ki. Tahta direkt arka arkaya 5-6 tane taban oluyor. 6. tavanda giriyor. Zaten fiyat belli bir noktaya kadar uçmuş. Kim veriyor? Milyon lotları. Küçük yatırımcı vermiyor herhalde. Bu milyon lotları alan kişilere o zaman alabiliyorsa bir kısıtlama getireceksin. Yani 8-10 tane tavan yap, ondan sonra patlatmalı. Ondan sonra 8 ay, 10 ay, 3 ay, 5 ay neyse aşağılara doğru gitsin. Yatırımcı sersefil. Hayda, ondan sonra dinle. Yok abi ya burası kumarhane. Ben kesin kararımı verdim abi falan. Kardeşim, şimdi buna da cevap verecek olan bizlere kalıyor iş. İkna etmek için. Ya kardeşim uzun vadeli iş ya. Yani şirketine bak, şirkete güven. Bu şirket ne yapmış, geleceği var mı yok mu? Hangi alanda? Onun içinde olduğu alanda geleceğe dönük bir beklenti var mı? Yoksa dead end job dediğimiz çıkmaz sokağa mı gidiyor şirket? Şirketin içinde bulunduğu teknoloji veya alan. Onlara bakacaksın. Tekniği de daha sonra bakarsın. Ortalamaların üzerinde gittiği sürece sıkıntı yok arkadaş. Ama ortalamaların altına gitmeye başladığı zaman derdiniz başlar. Ondan sonra işte o felaket tellalı, bu efendim gamlı baykuş, ötekisi bilmem ne. Bunları söylemezsen bu sefer de ne oluyor? Biliyordunuz, haber vermediniz, çıkamadık. Yani kazanmanın imkanı olmayan bir durumdasın. Kardeş düşüyor desen felaket tellalı. Sen düşmesini istiyorsun. Peki hiçbir şey söylemesek? Biliyordun, söylemiyorsun. Yatırımcıya yardım etmiyorsun. Ne yapsın adam? Bu arada SPK var. Yani SPK'nın kurallarına da uygun bir şekilde hareket etmek zorundayız canım. Bu piyasanın bir çalışanıyız yani. Hem sizleri korumak, bilgilendirmek için çırpınırken bir yandan da direkt şu kağıdı al, bu kağıdı al, şöyle ol, böyle ol diyemeyiz ki. Arada sırada görürsünüz beni de. Bugün de veriyor bankacılık endeksini. 4000'e verdi. Böl 20'ye. Bakalım nereye veriyor? 50 aylık ortalamaya veriyor. Ama bu yarın buradan zıplayacak anlamında değil. Efendim bankalarda büyük işte faizler yukarıya doğru giderse gelecekte büyük zarar yazarmış. Tahvil varmış, o varmış, bu varmış falan filan. Tamam peki. İyi de
2008 senesinde dünyayı kurtaran bir anlamda Bernerke'nin 3. Dünya Savaşı'na gidiyordu ya ülke. Ülkeler, bütün dünya. Dünya krizlerinin sonu, depresyonların sonu ancak savaşla biter. İki tane dünya savaşı ondan çıktı zaten. Yani bilmem ne veliahtının öldürülmesi hikaye. Almanya'nın bilmem neredeki limanı geri istemesi, Zartsürk, bunlar palavra. Hikaye. Majör iş başka. Majör iş gırtlak savaşı. Genişlemek zorunda. Yani genişlemek zorunda olunca bahane üretecek. Ekonomik olarak depresyona giriyor bütün dünya. Adam geldi, paraları bastı. Likidite sağladı. Bunu 2001 senesinde bizimkiler yapsaydı 2001 krizi olmayacaktı. O kadar derin olmayacaktı. Bu ülkede 8 milyar dolara benim bildiğim kadarıyla, bana söylendiği kadarıyla 8 milyar dolara kriz patladı ya. 20 sene önce. Şimdi 8 milyar dolar hikaye. Ama tabii Fed'in de 800 milyon doları, milyar doları oldu 9 trilyon, 10 trilyon dolar paraları basarak. Yani dolar aynı para değil ki artık, aynı dolar değil. Yani şimdi gene buralarda işte buyurun, endekste -55'e geçti. Biraz bir sıkıntı var. Evet. Ama dediğim gibi X Bank. Evet tamam. Gelecekte bankalar zarar yazar, şuymuş buymuş. Bank of America falan vardı 2008 senesinde. Yani Wells Fargo'lar filan. Yani eninde sonunda o iş bir şekilde düzenlenir. Nasıl düzenleneceğini ben biliyorum da artık söylemeyeyim. Yani benim tahminim ne yapacaklarını biliyorum öyle bir durumda. Ama bilenler anlatsın. Ben eninde sonunda makine mühendisiyim ya. Geçelim. Hocam bu arada bir de dolar bazlı bakalım mı? %4'ten tabii %1 eksiye geçtik. İnanılmaz bir oynaklık. Aşağı yukarı %5'e tekabül ediyor. Bir de artık 4500'ün altına gelirsek teknik olarak ayı piyasasına giriyoruz. Şimdi malum bizim bir şeyimiz var ya, ayı piyasası eşittir, tanımı nedir? Tepeden %20 alırsın, piyasa o %20'nin altta fiyatlamaya devam ediyorsa artık buna boğa piyasası değil ayı piyasası dersin. Aşağı yukarı işte 4560 gibi 4500'lere tekabül ediyordu. Yani burası normal şartlarda bankalar biraz itekleseydi, bankalar biraz kendine gelseydi X-Bank falan zaten 324 dolara gidecekti. Ama ondan önce 309 dolar civarında tepeler vardı. 2016 senesinin tepeleri 2018'e kadar gelemedi. 309'a yaklaştı. 4 dolar farkla 305 dolardan simsiyah bir mum aşağı doğru geliyor. Önceki mumu yuttu. Yani mumların gizemine bakarsan bu siyah mum bir önceki mumu yutmuş vaziyette. Aşağı yönde bir piyasa oluştuğunu gösteriyor. Nerede durabilir? Çekersen Fibonacci'yi istiyorsan 125 dolar, 305 arası. Bunun %38'i nerede? %50'si nerede? Ölü kedinin zıpladığı %61.8 nerede? %60'ı bulalım. 125, 305. Nedir buradaki fark? 80 oradan 180 desek yani 190 falan mı ediyor? O civarda. 180 desek 120'nin üzerine 300. 125'ten geldi. 180 falan. Şimdi 180'in yarısı olsa 90. 305'ten 90'ı çıkar, 215. Geçilen seviye 225 ama esas seviye 205-200 dolar civarı. 61.8 desek, 180'in 61.8'i, %60'ı desek, 6, 4 kere 8 yani 100 puan falan. Yani nereye geliyor?
200 dolara geliyor. %61.8'lik geri çekilme. He, 180. %60 ne eder? 6 kere 1, 6. 6 kere 8, 48. 4.8 artı 10.8. Yani 108 puan düşecek. 305'ten 108 puan düşerse 198, 197 olur. Oralar olur yani. 200 dolar da zaten geçildi ya. Ama önce %50 var. %50, 90 puan. Geri gelirse 305'ten 315, 215, 220 civarı. Ama şu anda Golden Cross durumu da var. 20 aylık ortalama ilk defa 50 aylık ortalamayı yukarı yönde kesiyor. 2014 senesinden beri kesmemiş. Kural hiçbir zaman değişmez. Ortalamalardan çok fazla uzakta Şirin Ferhat'ı çağırıyor. Gel buraya diye. Hem Şirin Ferhat'a doğru koşuyor hem de fiyat Ferhat Şirin'e doğru koşuyor. 225 doların oralarda bir yerde 230 falan filan oralarda da dengelenebilir. Şu anda nerede? Hesap kitap yapacaksın. 4640'ı böl abicim. 19'a. Yani. Hocam 247 dolar şu an. 225, 2 oralar. 230. Nedir? Back test diye bir şey var. Geri dönüp test etmek. Geçilen seviyeleri. Pull back. Geri çekilme. Bu çanak tamamlanacak. Ama hemen değil. Yani daha sonra bir takım yani şu sağ taraf ileri geri hareketlerle dolacak kardeşim. 2023'ün ilk 6 ayı bile böyle geçebilir. Gider gelir yukarı aşağı hareketlerle. Çünkü 324'ten 125'e doğru düşüş 2018 senesinde Rahip Branson'un hikayesiyle dolayısıyla o da ateşin üzerine benzin attı. Dolardaki o sert yükseliş burada 324'ten 129'a 128'lere çok sert bir düşüş yarattı dolar bazında. Şimdi bizim oraya çıkışımız da aynı şekilde çok sert oldu. 150 dolardan kaptırdı gitti 4 aydır. Seninle konuştuk yatay 200-125 yatay alanı yukarı katlar dedik. 324 oradaki hedef var falan filan. Büyük trend, aşağı yöndeki trend, trend çizgisi kırılıyor. Yani büyük bir direnç kırılıyor. Geçildi, ortalamaların üstüne çıkıldı ama biraz fazla çıkıldı. Çünkü çok fazla yatırımcı geldi. Çok fazla talep oldu. Herkes buraya geldi. Ürün yok o kadar. O kadar ürün olmayınca fiyatlar bu sefer yukarı gitti. Bir de üzerine enflasyon. Bir de üzerine başka konular burayı tetikledi yukarı yönde. Şimdi biraz dinlenme zamanı gibi. Gene trade olacak ama ileri geri hareketlerle bence yani 2000 lirayı geç endekste. 3000 lirayı da geç. Oraları falan unut. 4000'in üzerinde bir yerler şimdilik. Yani Twitter'a da attık, buraya koyduk. Daha dün koyduk endeks senaryosunu. Değil mi? Yukarı evet. Giderse net nasıl olur, aşağı giderse nasıl olur? Yani görsel artık, görsel konuşuyoruz. Lafı da bıraktık. Görsel olarak, yani fotoğraf koyuyoruz, bakın anlayın diye. Yani. Buradan yukarı döner, yukarı döner. Bir şeyi çok iyi biliyorum. Bunda hakkınızda bilhassa yatırımcılara gene çiviyle çakayım kafasına. Herkesin hemfikir olduğu konu hiçbir zaman gerçekleşmez borsalarda. Her zaman contrary teori yani karşıt teori geçerli kalır. Artık buradan da dönmez ya yani pes ettim havlu attım dediğiniz noktada da o gün muhtemelen endeksin dibi olur diyorsunuz hocam. Ama her zaman öyle oluyor. Herkes bu sefer düşüşe inandığı zaman büyük ihtimalle dibe %10 daha var. Ama herkes yukarı, 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 herkes konuşmaya başladığı zaman, bir tane çatlak ses bile olmadığı zaman o piyasalarda, bütün dünyada geçerlidir bu. Yani bu 150 senelik teori kardeşim. Yani
denenmiş bir teori. Ayakkabı boyacısı Union Pacific'i sorduğu zaman dönemin spekülatörü gidiyor bütün mallarını satıyor. Herkes malda zaten. Herkes almış diyor. Mars'tan birileri gelip almayacak ki. Kim alacak diyor yani. Tamam doymuş diyor bu piyasa diyor. Herkes bana şey soruyor diyor. Yani o da öyledir. Yüzde herkes aynı yönde pozisyon tutuyorsa, inanıyorsa piyasaların her zaman %85'i, kısa vadeli konuşuyorum, %85'i kaybeder, %15'i kazanır. Ha uzun vade iş başkadır. Bugün burada alırsın, X banktan herhangi bir tanesi, alırsın 50 sente, 4 sene sonra, 3 sene sonra satarsın 2,5 dolara. Ha ülken batar, onu bilemem. O beni aşar. Ama bu ülke hacı yatmaz. Bu ülkenin batışı diye bir şey yok. Batmaz. Kendimiz istesek de batıramazsınız. Batmaz. O çocukların oynadığı gibi ortada aşağı tarafta büyük bir kum torbası var. Oraya sallasan bu tarafa, bu tarafa sallasan bu tarafa. Yani bu ülkenin yapısı bu. Bu ülkenin yapısında asırlar boyunca gelen hayatta kalma geni var. Yaşama geni. Çok gelişmiş vaziyette. Başka genleri bilemem. Ama o gen defalarca peşinde birileri koştuğu için bu toplumun Orta Asya'dan beri ya bu toplum da başkalarının peşinde koşuyor asırlar boyunca. O da ayrı mesele de yani dövüşken bir millet olduğu için ama onun peşinde de bir sürüleri koşuyor. İmha etmek için. Onun için de hayatta kalma genini geliştirmiş vaziyette. İncelesinler baksınlar. Bu ülkede kan örnekleri alındı. 15-20 sene önce biliyorsun. Babuna mıydı bir şey vardı. Yardım konunda falan. Herkesin kan örnekleri alındı. İşte kan bağışı yapılacaktı falan filan. Dönemin başkanı vardı. Sağlık Bakanı filan. Daha sonra açıklamalar yapmıştı. İncelemişler. Kardeşim ortak bir gen yok. Yani ona karşı üretilebilecek bir silah da yok. Hani kana versek sadece o türü imha edecek. O da öyle bir şey yok. Onun için sıkıntı yapmayın. Ha çip mip hikayesi aşıyla. Al işte şimdi salgın var. İnfluenza. Her giden bir tane tuzlu su basıyorlar değil mi? Paketi koyuyorlar. Tabii. Tıp kana geliyor. Ya isteseler sana şimdi nezle oldum diye gidiyorsun. Al sana çip. Aşıya mı gerek var? Neyse hisselere bakarız da. Yani endeks olarak geleceğe dönük hala 500 dolar seviyesi benim hedefim. Bu ülke bunu yani görmek zorunda. Dışarıdan da geliyor rapor. Raporlardan bir tanesi. Türkiye 2030 senesine doğru dünyanın 5. büyük ekonomisi olabilir diye yabancı söylüyor bunu. Baba sen bana sorsaydın raporu yazmana gerek yoktu. Ben zaten söylüyorum sana. Yıllardır söylüyorum diyorsunuz. Ama bu ülkenin biraz hareketlenmesi lazım. Yani. Biraz daha çözüm yok diye bir şey yok. Çözüm var. Çözüm var. Her şeye çözüm var. Bir tek şeye çözüm yok. Yani yok oluşa çözüm yok daha. Çok fena uğraşıyorlar ama o biraz zor. Yani yaşlı bir şekilde 900 sene yaşamak da çekilmez. Yani 150 sene yaşlı, 18 yaşındaki bir yaşlansan 150 sene eyvallah. Öyle olmuyor ki. 150 sene. Geç abi. Oksijen zaten her tarafı okside ediyor bütün organları. Seni yok ediyor zaten ya. Neyse nereden nereye geldik? Daldan dala atladık. Dolar endeksinden buraya. Burası tekrar satışa döndü. Yani ne diyeyim ki? Ama yapacağınız yani işe sıkıntı. Yani yatırımcıyı da üzülüyorum. Bir sürü hesap şimdi para kaybediyor. Tabii. Bu öyle bir iştir ki bunu da çözemedik 30 senedir. Endeks %10 düşer. Senin portföy %30 gider aşağı. %25-30 daha aşağı gitmez. Ya kardeşim endeks sonra %10 yukarı gider. Aynı yere gelir. Senin portföy mutlaka %10, %15 eksidir. Hiç aynı yere gelmez. Hiç şaşmaz. Evet bu kural gelmez hiç şaşmaz yani. Hocam. Hı-hı. Müthiş bir şey. Ama bu gerçektir yani. Şimdi okuyorum, bakıyorum.
Herkes sızlanıyor. Bizim portföy %30, %40, endeks %17 indi. Portföyler %30-35 gidiyor. Hakikaten esrarengiz bir durumdur yani. Gizemli bir durumdur. Ben 30 senedir çözemedim. Aynı şekilde devam ediyor. Endeks %15 aşağı. Overall'lar %35 aşağı. Hocam kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir araya gidelim, sonrasında BİM'le başlayacağız hisselere. Borsa İstanbul'da biraz canlar sıkkın olsa da böyle günlerde hisse senedi konuşmak daha da önemli aslında. BİMAŞ'ta %1,5'luk geri çekilme var. Hadi BİM'le başlayalım hocam. %122,40,30 oldu hatta şu an BİM'de anlık fiyat. Yani uzun süre hatırladığım kadarıyla 50 ile 75 arası falan dolaştı. Ondan sonra hareket yukarı yönde hızlandı. İşte 85'den ufak bir geri çekilme 59-52'den beri kağıt ortalamaların üzerinde, yani 3'e katladı neredeyse, 150 lira civarına geldi. Sonrası dalgalı deniz. Ortalamaların altına gitti, 50'nin altına geldi, 116'ya geldi. İşte orada şeyler başladı ya, yani cezalar, efendim şuydu buydu filan derken 116'dan geri döndü ama 148'de geçemedi. Yani 142.90'da tekrar satıcılar belirdi. Kağıt şimdi bence 116 dip kısa vadede. Yukarı taraf 142-143 gibi böyle bir bant içinde yataya sarabilir. Yani şimdilik 148'in yukarı yönde geçilmesi biraz zor gibi kardeşim. Hele böyle bir ortamda. Yani piyasa biraz çalkantılı, yukarı yöndeki o haldır haldır gidiş piyasada bitti. Kısa süreli bitti. Uzun süreli devam edebilir ama bir süre bir dengelenme, bir konsolidasyon dönemi geçirebilir piyasa. Burası da aynı şekilde. Yani aşağı tarafta bir 116 var, onun altında 111 falan var. Yani biz 115 diyelim, yuvarlak rakam. Yukarı taraf 145 diyelim. Böyle bir 30 liralık bir bant içinde sağa doğru yayılabilir. Yani gidiş gelişleri. Ne yukarı yönde çok büyük bir hareket bekliyorum, ne de piyasada herhalde yani direkt aşağıya paldır küldür gitmeyecek. Arada inişler çıkışlar bir şeyler olur yani. Araya düşerken bile araya yatırımcı almak için bir takım tepki çıkışları yaşanır. Sonra bir daha devrilir filan. Piyasada hareketler bu şekilde gelişir. Yani yukarı çıkarken de düzeltme olur, düşerken de düzeltmeler olur. Bence 115-145 arası bir bant içinde hareket edeceğini düşünüyorum. 115'in altı o zaman biraz daha sıkıntılı olur. Yani piyasada o zaman bozuyor demektir, iyice bozuyor demektir. Yani o replik gibi oldu, bozmaz dedik, iyice bozmaz bozdu dedik, gibi. Bozdu. Yani inşallah öyle bozmaz yani. Yani inşallah o kadar bozmayız yani. Ama tabii enflasyon etkisi falan filan yani alıcı geliyor. Bir de başka yerde de para kazanmıyor. İşte düşünce fırsat diye gelen ya da yeni yatırımcılar var. Piyasaya bir ilgi duyuldu. Ama inşallah bu düşüş çok da fazla derinleşmez ki şeye dönmesin yani. Bir zamanlar herkes kriptoya geçti biliyorsun. Orada da bir pataküte oldu. İlk defa yatırımcı tekrar buralara geldi. Uzun vadeli yatırımcı olarak geldi. Para da kazandı. Ama şimdi biraz hırpalanıyor. Uzun vadede kazanırsın kardeşim. Ama kısa vadede krediyi boşaltmak gerekiyor. 20 günlük ortalamanın altında krediden çık. Kendi paranı kaybedeceksen kaybet. Başkasının parasını kaybetme diye söylüyoruz. Uzun vadede gene toparlarsın, şirket iyi olduğu sürece. Uzun vadede gene sattığının üzerine
veya düşen fiyat neredeyse o fiyatların üzerine gidecektir. Yeni zirvelere gidecektir ama 15 gün içinde bekleme. Yani seçime giderken de klasiktir Türkiye. Dur bakalım ne olacak? Bir bakalım seçim sonucu ne olacak diye aktivite azalır. Burada da azalacak bence. Geçelim. Bir yön diyeceğiz hocam. %4'lük düşüş var. 15.42 şu an anlıkta fiyatlama. 4 lira civarında. Önce 12'ye gitti. Orada bir bölündü. 12 lira değildi orada. 30'ların üzerindeydi. Bölündü kağıt. Yeni halka arzlardandı. Artık tabii bu da yeni halka arz değil artık. 4 liraya indi. 4 liradan toparladılar. Kağıdı 5 katı yaptılar. 21.32'de. Çok sert bir çıkış oldu 12'den 21'e. Bayağı kısa sürede müthiş bir yukarı yönde hareket. Oradan da şimdi aynı sertlikte aşağı doğru geliyor. Orası da böyle kule gibi oldu. Şimdi fiyatın tekrar bu şartlarda 20'nin üzerine falan gitmesi bence biraz zor. Destek nerede? Böyle durumlarda desteği nerede ararsın? Ortalamaların altına gitti. Ya sol tarafta 12.60'ı dip orada var görüyorsun. Ya orada ararsın desteği veya 4 lirayla 21 arasında Fibonacci'yi çekersin. Kaç lira fark var? 16-17 lira fark var. 16 desek 16'nın %25'i 4 lira. 21'den 4'ü çıkar 17. Orada durdu mu? Durmadı. Demek 23.6 çalışmadı. %38.2 yaklaşık %40 diyelim. 16'nın %40'ı 6.40. Hadi 17'nin %40'ı 6.50 diyelim. 6.50'yi 21'den çıkarırsak, 21'den 6 çıkarsak 15, demek ki 14.5 falan. %38.2'lik geri çekilmede 14 şeyde bekliyor seni. 14.5 civarı. Yarısı olsa %50, 16'nın yarısı 8. 21'den 8 çıkar 13. 12.60 da orada. Demek ki %50 geri çekildiği zaman fiyat hem 12.60'daki diple çakışır, oradan bir destek gelir ve %50 Fibonacci geri çekilme alanında da gelir. Bir tepki çıkışı yaşanır 61.8'den önce. Yani 13'e doğru gelirse oradan tepki gelir diye düşünüyorum. Yani şu anda 15-25'in altına gidiyorsa aşağıda pek fazla bir dip yok. 13 civarı var yani. Oraya bakmak lazım. Yatırımcı bunun düzelmesi için 20 günlük ortalamanın üstüne çıkması lazım fiyatın. Yani 18-18.5'ların üzerine doğru kendisini atarsa deriz ki 15-25'te dip yaptı kısa süreli. Tekrar 20'ye doğru gidiyor. Ama onu görmeden iş biraz zor. Geçelim. Geçelim hocam. Ne diyeceğiz? Bera diyeceğiz. Bera ile devam ediyoruz. %2.5'da orada kayıp var. 22.70 şu an orada anlık fiyatlama. Geçmişte 1 liralar civarındaydı. Aldılar 34 lira yaptılar. Aynen öyle. 34'ten bir satış geldi. Kağıt 7.95'e indi. Yatırımcı ciyak ciyak. Evet büyük zararlar tabii. En sonunda pes etti sattıysa hop bir daha toparlandı. 8 lira civarından gene 4 katı 32.98'e. Görüntü itibariyle ikili tepe oldu orada. Oradan sonrası bak 20 günlük ortalamanın altına çakılıyor. 50 günlüğün de altına jilet gibi gidiyor. Yani durmayacaksın arkadaş. Hareket edeceksin. Hocam zarardayım. Ya o zarar daha da büyüyor. Ve şimdi büyüdü işte. Yani 23.30'da kağıt 22.82'de dip var. Yani oralarda bir tepki gelebilir mi? Gelebilir. Ama 30'un üstü kısa vadede şu anda çok zor. Ortalamalara doğru gider tepki olsa bile. Eğer ortalamaların üzerine aşamıyorsa oradan bir tokat daha gene aşağıya sürüklenir. Hisse senedi hareketleri böyle gerçekleşir. Yani yukarı doğru tepki sonra bir daha satarlarsa 22.5 civarına bak. Eğer orası tutmuyorsa o zaman 20'ye doğru gider. Maalesef. Yani
tepki çıkışını iyi takip etmesi lazım yatırımcının. Ortalamaların üzerine çıkamıyorsa sıkıntılı. Bu şirketle de ilgili olmayabilir yani, piyasanın geneli sıkıntılı olursa bütün şirketleri etkiliyor. Çünkü kârda olan yatırımcı satıyor kardeşim. Yani ötekisi fiyatı tutmaya çalışıyor ama kârda olan insanların ellerindeki hisseler çok daha fazlaysa, alıcıyı doyuruyorsa fiyat aşağı gider. Evet, geçelim. Hocam Bağfaş diyelim, %4'lük kayıp var Bağfaş'ta. Fiyat 32.10. Bir omuz baş omuz da burada oldu. 45.78, 47.84 orta baş kısmı. 46.04 sağ omuz. 42'nin altına falan gidince alarm zilleri çaldı. Yeşilin altına gitti 50 günlüğün. 40 civarında. Hayda, buyurun bakalım. Yani 20 lira civarından 50 liraya kadar olan gidiş 30 lira desek %50'si 15. Hadi 48 diyelim. 20'den 48'e ne etti? 28. Yarısı 14. Çıkar 14'ü 48'den. 34. Öyle mi? Geldi zaten. %50'sini verdi. 61.8'i bekliyor. 29-30 civarında herhalde %61.8. Kısa vadeli Fibonacci destek noktası olarak ele alınabilir. Satıcı nerede gelir? Her türlü tepkide 40 lira civarında şimdi deadly cross oluyor. 20 günlük ortalama 50 günlük ortalamayı aşağı yönde kesiyor. İki ortalama birden oraya geldi. Neresi? 40 lira civarı. Tepki çıkışı 40 liranın üzerine çıkamadığı sürece oraya çarpsa bile orada satıcı belirir. Bir daha aşağı verirlerse gene 33'ler falan denenir, 32'ler denenir. Ondan sonrasına bakarız. Ama maalesef her ne kadar burada çok fazla lot olmasa da, kontrolü kolay olabilen bir yer olsa da, abicim satış gelmiş yani 48'den 33'e inmiş. İyi para. %50'si gitmiş çıkışın 20 liradan. Ha 7 liraya bakarsan o başka bir şey. 7.47 40 lira. Yarısı 20 lira. 47'den 20'yi çıkarırsan 27. Orası büyük rallinin %50'si. Büyük çıkışın %40'ı nerede? 38.2'si. 40 diyelim. 20 lira fark var. %40'ı 20 liranın 8 lira. Doğru mu? O doğru herhalde. 40 liranın 4 kere de 16 lira pardon. 48'den 16'yı çıkarırsan 32 lira. Şu anda olduğu yer 33 lira filan diplerin olduğu yer büyük çıkışın %38.2'si gibi. Burada destek buldu buldu. Aksi takdirde %50'ye gider aşağı tarafa. Valla ne diyeceğim bilmiyorum ama yani yukarı dönmesini canı gönülden istiyorum. Yani yatırımcının para kaybetmesi beni zerre mutlu etmez. Bana da para kazandırmıyor. Açığa maçığa da satmıyorum. Yatırımcının parasını da kazanmıyorum. Yatırımcının parası gitmesin, kaybolmasın diye de işte her türlü tepkiyi göze alarak uğraşıp duruyoruz 30 senedir. Yani ne yapayım ki ben de bilmiyorum. Kitap yazıyoruz, onu yapıyoruz, anlatıyoruz. Ekrana grafik koyuyoruz. Şöyle şöyle olursa böyle bir senaryo olur diyoruz falan filan. Artık biraz da yatırımcıdan bir gayret bekliyoruz. Yani hem hocam gayreti. Şöyle ya aslında biz bizim tarafı yapacağız. Yatırımcı dediğiniz gibi üzerine düşeni yapacak. Ama biraz da yetkili merciler aslında üzerine düşeni yapacak. Bunu da yanlış anlaşılmak istemiyorum. Hep piyasa düştüğünde söyleyince de aman piyasa düştüğünde söylüyorsunuz demesinler. Çoğu zaman piyasa yükselirken de söyledim. Hani hatta piyasa yükselirken Borsa İstanbul'a ayarsız dedim. Hocam öyle gidişler de normal değil, böyle düşüşler de normal değil. Yani bir borsada biz bir Dow Jones, S&P, Nasdaq'sa bizim hedefimiz öyle bir sermaye tabana yayılan tavan limiti kalkan bir borsa kıvamına gelmek istiyorsak hiçbir haber akışı olmadan bir borsanın bir gün %4, %5 gitmesi, ardından işte %2 düşmesi, gün içerisinde %9'luk oynaklık yaşaması
Nereden baksanız aslında çok anlamsız. Tam tersi olsaydı da, yani şu an borsa diyelim ki %3 düştü, oradan %7 artıya geçti. E tamam, herkes mutlu olurdu ama bu da anlamsız. Hiçbir haber akışı olmadan. Yani aslında onu yatırımcıları zaten yoran da bu. Baş döndüren. O zaman ne farkı kalıyor Borsa İstanbul'un bir coin'den diye, işte ona cevap veremiyoruz. Yani yukarı giderken de anlatıyoruz. Yukarı evet, giderken hep söyledik. De. Yanlış anlaşılmayayım. Aman. Hı-hı. Kısa sürede 15 katı oluyor ya. Kendine dikkat et diyoruz. Vay diyor, sen benim paramın göz peşinde misin? Diyor. Evet, evet yatırımcılar. Hayda. Güzel kardeşim. Yani yukarı giderken de anormallik oluyor. Bu sefer aşağı inerken de anormal gidiyor. Yani anormal aşağı giderken para kaybettiğin için çok canın yanıyor. Ama yukarı giderken oh ne hala, oh ne hala diyorsun. Yukarısı da anormal. Yukarı gidişi de anormal. Biz de tabii Dow Jones olmasını istiyoruz. Bu ülkenin 80 milyon insanının nereden baksan 35-40 milyonunun hisse senedi sahibi olması lazım. Kesinlikle. Taban bu yani. Tabana yayılması lazım. Ama büyük şirketleri getirin. Yani Roketsan, Havelsan, BOTAŞ, şu bu. Bunlar da yatırımcı para kazansın. Temettü versin, şirketin karına ortak olsun. Düşün, 40 milyon insanda hisse senedi var. Ya piyasaya, yani halk ekonomiye ortak olmuş demek. Kötü patron varsa da kötü patronu da canına okuyacaksın. Bu kadar net konuşuyorum. Patron kazanacaktır, doğru. Ama kötü niyetli bir patronsa o zaman dur abicim. Bu ülkenin hakikaten yani sermaye piyasasının sırtında yükselecektir ya. İnsanlar ortak olduğu şeyi soruşturur. Niye gitmiyor bizim kağıt? Niye bizim şirket iyi değil? Niye performans şöyle? Bunlara fonlar da katıldığı zaman başka bir dünyaya gideceğiz. Tabii, tabii. İnşallah. İnşallah o günleri de konuşuruz hocam. Ağzınıza sağlık, evet, çok yani. Sağ olun. Üç günlük böyle bir dinlenme süreci hocam sizlere. Pazartesi inşallah yeni bir haftaya bambaşka bir şekilde başlarız diyelim. Ya böyle ortamda dinlenemiyoruz ki, sıkılıyorum. Ben de üzülüyorum. Üzülüyorsunuz, yani, biliyorum, yani. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Evet. Haklısınız hocam. Ağzınıza evet. Sağlık. Kendinize iyi evet. Bakın. Çok teşekkür ediyorum hocam. Programımızı burada noktaya koyalım efendim. Saatler 16.30 ABD'den enflasyon verisi gelecek. Onu kaçırmayalım. Bu notla birlikte programı noktalıyorum. Yarın sabah ilk seansta beraberiz.